Çocuklarınızı, evlatlarınızı sana emanet ettim. Tamam ya Onu Allah sevgisi, peygamber aşkı, Allah'ın kitabı hafız edeceksin. Emaneti sahibine teslim edeceksin. Yeryüzünde 8 milyar insan var. 7 milyar gavur. Onlara deyip ya çocuklarınızı hafız edin. Adam ne hafızı ben senin neslini kurutuyorum. Bebek öldürüyorum ben. Ondan meşgulüm. Oo lan nereye gelmişiz biz? Bu Amerika ile bu iş olmaz. E o zaman ne yapalım? Ey Müslümanlar çocuklarınızı verin. O da duymuyor. Allah'ın kitabını kim öğrenecek? Kimi öğreteceğiz biz? Kitabım Kur'an diyorsun. E, sen de çocuğunu ver sen nasıl olacak bu iş? Gavura anlatamadık. E sen de anlamazsan anlıyorsunuz elhamdülillah. Allah evlatlarımızı iftar kaynağı eylesin. Mutlaka çocukları hafız edelim. Mutlaka kim ne dese desin. Allah'ın mülkünde Rabbimizin aziz kıldığı Kur'an-ı Kerim. Kim Kur'an'ı yüceltirse Allah onu yüceltir. İnne Allah yerfav bihazel kitabı akvam. Allah kendi kitabını yüceltenleri ecdadımız Osmanlı Kur'an'ı baş tacı yaptı. Mevla cihana hakim etti. Ondan sonra ahkamı Kur'an reddedildi. Almanya, İsviçre İtalya'nın dediği olsun denildi. Ondan sonra ihtilaller, ihtilaller. 30 Türkiye büyüklüğünde ülkemiz o zamanlar 6 Türkiye büyüklüğündeydi. 6 milyon metrekareydi Türkiye Sultan Abdülhamit han dönemlerinde. E Çanakkale zaferleri vesaire Osmanlı o zaman Osmanlı dönemiydi. Daha cumhuriyet ilan edilmemişti. Yani o zamanki başarılar falan baktığımız zaman esas mücadeleler düşmanı denize dökme dönemleri Osmanlı dönemlerindedir. Onu da iyi anlamak lazım. Allahımız Celle Celaluhu kendi kitabına sahip çıkanları yüceltir. Kendi kitabını hor görenleri zelil eder. E şu anda bütün İslam alemine bir bakın. Gavurun maskarası durumuna düşmüş.